depozito makineleri kullanıma giriyor. Piyasadaki plastik, metal ve tüm ambalajlar depozito yönetim sistemine dahil edilecek ve geri dönüştürülecek. Makineler belediyelere ve üniversitelere yerleştirilerek halkın kullanımına sunulacak. Hedefse sıfır atık. Atıklar çöpe değil, geri dönüşüme gidecek. Depozito makineleri devreye girecek. Plastik, metal ve cam ambalajları artık depozito iade makinelerine atılacak. Dönüşen atıklar ekonomiye kazandırılacak. Hedef sıfır atık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geri kazanımı teşvik eden, çevre kirliliğini daha da azaltan depozito yönetim sisteminin kapsamını genişletiyor. Gördüğünüz bu depozito iade makineleri barkodu bulunan atıkları kabul ediyor. Ağustos ayı itibariyle piyasadaki tüm şişeler depozito sistemine uygun hale getirilecek. Uygulama ilk olarak bakanlık binasında başladı. Pilot bölge ise Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi. Depozito iade makineleri ambalajları tanımlıyor. Anlık olarak atık karşılığı ödül puanları veriyor. Puanlarla alışveriş yapılabiliyor. Sistem kullanıcıların büyük beğenisini kazandı. Sürekli yoğunluk var, her dakika, her saat. Akşam saat 5.30-6'ya kadar bayağı bir yoğunluk var. Sol personelimiz hatta dışarıdan gelen kimseler bile atıyor, katılıyor. Atık olarak yani burada değerlendiriliyor. Türkiye depozito yönetim sistemiyle yaklaşık 25 milyar cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajı toplayacak. 37 bin ton sera gazı emisyonu, 1,3 milyar kilowatt enerji ve 3,6 milyon varil petrol tasarrufu sağlayacak. Sistem sıfır atık uygulamalarının yürütüldüğü belediye ve üniversitelerde hayata geçecek. Bu yıl 81 il ve 943 ilçe için en az bir iade noktası halkın kullanımına sunulacak. Yıl sonuna kadar 7 bin depozito iade makinesi aktif çalışacak. Ambalajlı içeceklerin %60'ı büfe, bakkal, marketlerde, %40'ı ise otel, restoran, kafeterya gibi yerlerde tüketiliyor. Önümüzdeki yılsa depozito iade makineleri, zincir marketler, alışveriş merkezleri, oteller, restoran ve kafeteryalarda yer alacak.